arıyor, kapatır arıyor. Kadir arıyor Kadir. Kadir arıyor akşam. Ama sıkıntı şarjı gitti. Ama uçuyor. Thank you.
konuşabilir miyiz? Birazcık geriye doğru açmamız lazım. Birazcık geriye doğru açmamız gerekiyor. Protokolümüzde sahnenizin arka kısmına doğru alalım lütfen, geriye doğru. Sahnenizin protokolümüzde sahnenizin arka kısmına doğru alalım lütfen, geriye doğru. Kısmını biraz geriye doğru açmamız gerekiyor. Burası da izdiham oluştu şu anda. Önde engelli kardeşlerimiz var. Haykırıyoruz. Ve diyoruz ki Siyonist İsrail ve işbirlikçileri Allah kahretsin diyelim. Katil Amerika. İsrail'den, Filistin'den, Gazze'den defol. Gazze'den defol. Katil Amerika. Filistin'den defol. Katil Amerika, Filistin'den defol. Katil Amerika, Filistin'den defol. Katil Amerika, Filistin'den defol. Katil Amerika. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, AK Parti milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ağlatçı, Oğuzhan Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın Vahit Kayrıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden genel kurul çalışmaları sebebiyle aramızda bulunamıyorlar. Yürüyüşe desteklerini bildiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Şimdi programımıza Allah kelamıyla başlamak istiyoruz. Kur'an kıraatini yapmak üzere Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı hocamızı sahnemize, huzurlarınıza davet ediyoruz. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر Kur'an kıraati için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer vatandaşlarımız, kortej yürüyüşünden gelen kardeşlerimiz yukarıda kalmışlar, dolayısıyla bu meydana giremiyorlar. Özellikle arka tarafta bulunanlardan sağ... Katil İsrail Filistin'den defol.
Artık nefes alamıyoruz. Artık gözyaşı da dökemiyoruz. Dünya tüm genişliğine rağmen dar geliyor. Yaşamak anlamını yitirdi. İnsanlığımız dumura uğradı. İnandığımız tüm değerler, insanlığın bugüne kadar biriktirip taşıdığı bütün güzel hasletler, akan mazlum kanı karşısında anlamsızlaştı. Katil İsrail önceki gün alçakça ve insanlık dışı saldırısıyla artık Filistin'de sadece işgalci olmadığını açıkça göstermiştir. Tüm dünyaya ve bütün insanlığa meydan okumaktadır. Biz de tüm insanlık olarak ona ve yandaşlarına hak ettiği cevabı vermeliyiz. Terörist İsrail'e destek veren, silah satan, Birleşmiş Milletler'de ve diğer tüm uluslararası arenalarda onu koruyup kollayan, ülkesini savunan Filistinlileri terörist diye damgalayan tüm ülkeler işlenen insanlık suçunun ortağıdır. Kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri ve içinde Türkiye'nin bir kısmının da yer aldığı arz-ı mevut dedikleri topraklara haksızca ve zalimce el koymak için tüm dünyayı ateşe vermekten de çekinmiyor. Bu haliyle Siyonist İsrail yalnızca mazlum Filistinlileri değil, tüm insanlığı tehdit eden habis bir ur gibidir. İnsanlığın vicdanı olan kutsal beldelere saplanmış zehirli bir hançerdir. İşgalci İsrail Filistin'den defol. İşgalci İsrail Filistin'den defol. Sorunlar bir işgal ile başladı. İşgal güçlerinin yasa dışı yerleşimcileri davet edip Filistin'in yerli halklarını evlerinden etmesiyle devam ediyor. Sorun Filistin açık hava hapishanesine çevrildiği için devam ediyor. Sorun her gün okula gitmek için evinden çıkan küçük çocukların bazıları bir daha hiç evlerine dönmediği için devam ediyor. Sorun işgalci İsrail hiçbir uluslararası hukuk kuralına ve yapılan hiçbir anlaşmaya uymadığı için devam ediyor. Sorun emperyalist Amerikan ve İngiliz yönetimlerinin hiç kesilmeyen desteğini alan ve soykırım gerçekleştiren İsrail'den dolayı devam ediyor. Katil Amerika Filistin'den defol. Katil Amerika Filistin'den defol. Katil Amerika Filistin'den defol. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillah. Allahu Ekber. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Ya Allah. Filistinliler. Filistinliler ki içimizde şu anda 20 tane Gazze'den arkadaşımız var. Neden anahtarları bir sembol olarak kullanırlar? Çünkü göçe zorlanan, evinden zorla çıkarılan her Filistinli bir umut ile yaşıyor. Tekrar evlerine dönme umudu. İşte o anahtarlar geri dönülecek evlerin anahtarlarını temsil ediyor.
Bu sadece bir sembol değil. Sadece Filistinli sanatçıların bir figür olarak sanat eserlerinde işlenmiyor. Sadece Filistinli annelerin çocuklarına anlattığı bir hikaye de değil. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G7, G20 ülkeleri, İslam İşbirliği hiçbir istisna kaydı düşmeksizin amasız, fakatsız, masum ve mazlum kanının akmaması ve Siyonist İsrail terörünün önlenmesi için somut adımlar atmadıkları sürece bizler tarafından meşru kurumlar olarak kabul edilmeyecektir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Biz tüm insanlık için barış ve adalet istiyoruz. Ancak bilinmelidir ki yeryüzüne huzur getirecek bu barış ve adalet hırsız, Siyonist İsrail durdurulmadığı müddetçe gerçekleşmeyecektir. Hiçbir şey hangi uluslararası ya da hukuki kılıfa sokulursa sokulsun mazlum sivillerin öldürülmesini meşru kılamaz, meşru kılmaz. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail hesap verecek. Katil İsrail hesap verecek. Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık. Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık. Filistin için her gün bir felaket günü olmaya devam etmektedir. Biz Filistinli çocukları neden öldürüyorlar diye babalarımıza sorarak büyüdük. Çocuklarımız aynı soruyu şimdi bize sorar oldular. Torunlarımızın bu soruları bizlere, çocuklarımıza sormamaları için Filistin özgür olmalıdır. Allahu Ekber! Allah! Nelson Mandela'nın dediği gibi Filistin özgür olmadıkça kimse özgür olamayacağı için Filistin özgür olmalıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin'in özgür olması için bizim de dünyayı Filistinli kardeşlerimize dar eden zorbalara, emperyalistlere, sözde medeni devletlere söyleyecek bir sözümüz, atacak bir taşımız olmalı. İsrail'i kim dolaylı da olsa destekliyorsa sizler, bizler onlardan desteklerimizi çekelim. Onların ürünlerini almayalım. Onlara rağbet etmeyelim. Kardeşlerimizin kanı üzerine sinmiş ürünleri nasıl tüketebiliriz? O ürünleri çocuklarımıza nasıl yedirebiliriz? İçmeyelim kolalarını. Yemeyelim hamburgerlerini. İnsanlık ve İslam düşmanı İsrail'i ve yandaşlarını kendi ellerimizle desteklemeyelim, beslemeyelim. Boykot, 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 boykot. Çocuklarımızı, gençlerimizi, vahşi batının gerçek yüzünü, emperyalist geçmişini bilecek şekilde yetiştirmeliyiz. Unutulan her kötülük yeniden tekrar edecektir. Bosna'da olduğu gibi, Karabağ'da olduğu gibi, Myanmar'da olduğu gibi, Filistin'de olduğu gibi. Merhum Akif'in deyişiyle tek dişi kalmış canavarı çocuklarımız bilmeli ve bu gerçeklerle geleceklerini ona göre inşa etmeli. Filistin!
selam, direnişe devam. Filistin'e selam, direnişe devam. Filistin'e selam, direnişe devam. Sözlerimize son verirken, başta Kızılay olmak üzere yardım kampanyası başlatan insani yardım kuruluşları üzerinden tüm vatandaşlarımızı, Filistinli kardeşlerimize yardıma davet ediyoruz. Siyonizme karşı omuz omuza! Siyonizme karşı omuz omuza! Siyonizme karşı omuz omuza! Siyonizme karşı omuz omuza! Bu etkinliğe sahip çıkan ve desteklerini esirgemeyen tüm birleşenlerimize, değerli hemşehrilerimize, sivil toplum örgütlerine, Çorum Valiliğine, Çorum Belediyesi'ne, Hitit Üniversitesi'ne, siyasi parti temsilcilerine, sendikalara, odalara, basın mensuplarına, özellikle ama özellikle gençlerimize, çocuklarımıza, Çorum Filistin platformu olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Direnerek insanlığın onurunu ve haysiyetini kurtaran Filistinli kardeşlerimize, sessiz kalmayan vicdan sahibi insanlara selam olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وَهْدِنِي وَهْدِنَا وَفَفِقْنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ بِبَرَكَةِ خَتَمَاتِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِحُرْمَةِ مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَاغْفِرْ عَنَّا يَا كَرِيمُ وَاغْفِرْ عَنَّا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey yerlerin, göklerin, bütün kainatın, bütün mevcudatın sahibi olan Yüce Allah'ım! Bugün burada Çorum Meydanı'nda senin huzurunda toplandık. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Mazlum Müslüman kardeşlerimiz için ellerimizi semaya kaldırdık. Sana dua ediyoruz, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, senin rızan için okumuş olduğumuz hatmi şeriflerden ve burada okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ecir ve sevabı. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün Peygamber Efendilerimizin ruhlarına, Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyti'nin ruhuna, Ashab-ı Kiram'ın ruhlarına, tabi'in, tevevvüt tabi'in, müfessirinin, muhaddisinin, evliyanın, enbiyanın, şühedanın, sülehanın da ruhlarına ve şu an burada bulunup el açıp amin diyen kardeşlerimizin, bu dünyadan ahirete göç edenlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, senin rızanı kazanmak için Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için okunan binlerce hatmi şerif var. O hatmi şerifleri Filistin'de şehit olan kardeşlerimizin ruhlarına ve aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in hürmetine kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ruhlarını ruhu Resul Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İsrail'in işgali altında bulunan, İsrail'in bombardımanı altında şehit olan kardeşlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, buradaki kardeşlerimize
düşman işgali altında olan kardeşlerimize en kısa süre içerisinde zaferler nasip eyle ya Rabbi. Görünmez ordularınla nusret-i ilahiyenle o kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Myanmar'da, dünyanın değişik bölgelerinde düşman işgali altında bulunan kardeşlerimize sen kolaylıklar ver ya Rabbi. Amin. En kısa süre içerisinde onlara zaferler nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, Filistin'in kurtuluşunu, oradaki huzuru, barışı bu aziz milletimize tekrar getirmesini sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, İsrailli canileri, katilleri Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Onları zelil eyle ya Rabbi. Onları zelil eyle ya Rabbi. Onları zelil eyle ya Rabbi. İslam'ı ve İslam ümmetini aziz eyle ya Rabbi. İslam'ı ve İslam ümmetini aziz eyle ya Rabbi. İslam'ı ve İslam ümmetini aziz eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu olaydan, Filistin işgalinden dünya Müslümanlarının ibret almalarını, ders çıkarmalarını kendilerine nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki Enfal suresi 60. ayetinde düşmanlarınıza karşı zamanınızın en iyi silahları ile ordularınızı donatın buyuruyorsun. Ya Rabbi, kahraman ordularımızı en güçlü silahlarla donatmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Düşmana korku salmayı, dosta güven vermeyi sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, kahraman ordularımızı karada, havada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, vatanımız üzerinde, milletimiz üzerinde, İslam alemi üzerinde oyunlar oynanıyor, tuzaklar kuruluyor, planlar yapılıyor. Sen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin buyuruyorsun. Onların bir planı tuzağı varsa Allah'ın da bir planı tuzağı vardır buyuruyorsun. İlahi ya Rabbi, o İslam düşmanlarının, Kudüs düşmanlarının, vatan düşmanlarının İslam alemi için, ülkemiz için kurmuş oldukları planları, yapmış oldukları oyunları, tuzakları sen boşa çıkar ya Rabbi. Amin. Yapmış oldukları planları, tuzakları kendi başlarına geçiriver ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, bizleri vatansız, yurtsuz bırakma ya Rabbi. Bizleri al bayraksız bırakma ya Rabbi. Minarelerimizden ezanları dindirtme ya Rabbi. Kalplerimizden imanlarımızı söndürtme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi bölmek, parçalamak isteyen hainlere, şer güçlere sen fırsat verme ya Rabbi. Kahhar ismi şerifinle bütün İslam düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Biz İslam ümmetine birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizlere dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ver ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her türlü tehlikeden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bizlere güç ve kolaylıklar ver ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala cemi'il enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hayırların feth olması için, bütün şerlerin, kötülüklerin, belaların, musibetlerin def olması için, İslam düşmanlarının ve İsrail'in kahrolması için, bütün ölmüşlerimizin ve geçmişlerimizin ve aziz şehitlerimizin ruhları için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Adem Aygün hocamıza duası için çok teşekkür ediyoruz. Duamızla beraber Filistin yürüyüşümüzü noktalamış bulunuyoruz. Bu yürüyüşümüze eşlik eden kıymetli vatandaşlarımız, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Çorum'dan bu yürüyüşle beraber dosta güven, Filistin'e selam ve düşmana korku salmak için toplanmış olduk. Hep birlikte zulme karşı sesimizi yükseltmiş olduk. Filistin'e ve... Bütün bayrakları görebilir miyiz? Meydanda bütün bayrakları kaldıralım. Ayımızla, av bayrağımızla beraber Filistinli kardeşlerimizin bayrağında Filistin'e selam gönderelim Çorum'dan. Bütün bayrakları kaldıralım.
başladı.